أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Dershane hizmetleri esası. Esas. Başlamadan önce Kastamonu'daki o bir şeyi nakletmek istiyorum. Bu dershane hizmetlerinin temelini oluşturması adına 148 takvada dershane hizmetinin temelini oluşturuyor bu. Her şeyin temelini oluşturduğu gibi takva, menihattan ve günahlardan iştinab etmek. Menihat ne olduğunu aşağıda kesin olarak söylüyor. Nedir o? Şu. Mesela menihat ibadet olmadan önce, farzlar olmadan önce haramların terki lazım. İlk önce küfrü reddetmek, sonra iman. La ilahe illallah. La ilahe, ilah olabilecekleri terk ediyorsun. İşte mesela şey yapıyor, ilk baş küfrü, kübüyünü anlatıyor, ondan sonra... Evet, doğru. Amelde de öyle. Farzları yapmadan önce haramların terki var. Mesela Kastamonu'da gene ileride diyor ki cuma, yani camiye gidip gelirken haramla karşılaşacaksa farzı terk eder diyor. Haram işlememek için. Mecellede var yani. Menhiyattan ve günahlardan iştinab etmek, ameli salih emir dairesinin hareket ve hayat kazanmaktır. Her yerde ve her zamanda. Her zaman deyince her yerde giriyor. Ama her mekanda derse her zaman olmaz. Ama her zaman deyince her mekanı da içine alıyor. Çünkü zaman mekanı içine alır. Bak, her zaman burada izah ediyor. Menhiyat nedir? Defi şer, celbi nefa raci olmakla beraber. Yani ilk önce şeri def etmek, sonra faydayı celb etmek. Her zaman bu kaydedir. Bu tahribat ve sefat ve cezivedar hevesat zamanında bu takva denilen defi mefas ilk önce. O zaman menhiyattan ve günahlardan, ikisi de günah zannediliyor. Mesela içki içmemek, zina yapmamak, haramlara girmemek, eylemsizlik eylem, bu menhiyattır. İçki içmemek. Sonra menhiyattan ve günah. Sonraki şey de günahlar malum olan şeyler, eylem. Şöyle diyeyim. Günah bizzati eylemdir. Nedir? Namaz kılmamak. Namaz kılmak farz iken. Oruç tutmamak. Şimdi dershanede bunun ne alakası var? Dershane hizmetleri yapabilmesi için hizmet olmadan önce hizmete mani olan şeylerin defi lazım. Karma hizmet olmaz. Kastamonu'da öyle diyor. Diyor, ikisi karma olmaz diyor. Zaman neshetmiştir. Hatırladınız mı? Kastamonu'da diyor ki, bak, uzun oldu. Sevki zaruret de hadisatın fetvalarıyla onlar terk edilmez. Bak,
Risale-i Nur gerçi umum ateşmin suretiyle değil, fakat herhalde hakikat İslamiyenin içinde cereyan edip gelen esas-ı velayet ve esas-ı takva ve esas-ı azimet ve esasat-ı sünnet-i seniyye gibi ince fakat emniyettiği esasları esasmış bunlar. Bunlar nurculukta esasmış. Esas-ı takva, esas-ı takva, esas-ı azimet, esasat-ı sünnet-i seniyye gibi ince fakat emniyettiği esasları muhafaza etmek nur talebelerinin nesidir? Bir vazife-i asliyesidir. Ama hangi zamandayız üstadım? Sevki zaruretle, hadisatın fetvaları ile onlar terk edilmez. Zaten yani sabahleyin konuşmuştuk ya Hasan abi. He. Yani, o ruhu veren de onlar yaşan diyor. Ruhun dört havası diyor ya. Yani dersinde kalan he. Ruhu veren de odur yani. Zaten takva neydi? Vicdanın anası erbası. Ruhun dört havası olan irade, zihin, his, latife-i Rabbani, takva denilen ibadet-i kamile dördünü tazamın eder. Ne demek? Bak merdivene bak. Şu, irade, ibadetullah. Yani ibadet demek, ibadet olabilmesi için haramın terki lazım. İbadetin temelinde bu var. İlk önce haram, sonra farz. Haram terk edilir, farz. İbadet, bak takva denilen ibadet-i kamile merdivendir. Zihnin vazifesi marifetullah bakın. Haramı terk, farzları yapmak. İki, marifetullah. Yani dışarıdan içeri giriyoruz. Giriyor musunuz bakın? Eylemdeyim, beden. Bedende haramı terk ettim. Farzları yaptım. Dışarıdayım daha. Girdim kafaya. Bak nasıl gireceğim ruha. Marifetullah. Zihnin vazifesi marifetullah. Sonra his. El hubbu fillah ve el buzu fillah. Kalbe girdim. Müşahadetullah latife-i Rabbani ruha girdi. Dışarısı akıl, kalp, ruh. Yani bu olduğu zaman ruhun dört havası oldu değil mi? Evet, ruhun dört havası. Yani ruhun da açılımları var. Cevher'de göstermiştik. Ruhun dört özelliği vardır. Ruh aslında kanun-u emridir. Dört vasıf takılarak vücud-u harici olmuştur. Zih hayattır. Zişurdur, kanun emr, vücud harici. Bu ruhun dışarıya bu zihayattır, zişurdur, kanun emr, vücud harici bu dört vasfıyla kendisini ifade eder. Bu olmasa ruh ne olur abi? Ölür. Aynı bunun gibi mesela. Ya sırf yeme, üreme olur. Aynı bunun gibi mesela dışarıdaki mesela günahı terk etmesen. Günahı terk etmesen onu geleceğiz zaten. Ruh da olmaz. Yani ne namazından lezzet alabilirsin, ne dershanecilikten alabilirsin, ne kitap okumadan lezzet alabilirsin. Evradı, imanından lezzet alamazsın. Unutmayın, imanınızdan lezzet alamazsınız. Haram terk edilmeden farzları ne yaparsan yap. İstersen Mekke'de ol. Haram ilk önce terk edilmeden yapılabilecek her ibadet, her muamele hiçbir zaman sana sebap olur. Sen ondan lezzet alamazsın. Zaten ibadet olmaz. Bak mesela okuyayım o şeyden. Konumuz dershane hizmetleri. İlk önce haramı terk edeceksin. Daha yapmadan, yapmaman gerekenleri yapmak. Yapmayacaksın bunları. Bunları yapmayacaksın. Yapmayacaksın demiş. Yapmayacaksın arkadaşım. Bak diyor ki, emir daha bir. Sefaatlere karşı şair-i İslami'yi muhafaza etmekle mükelleftir. Kim? Risale-i Nur talebeleri. Emir Dağ 75. Bak burada diyor ki, ama ustadım, ya bu zaman o zaman değil ki. Risale'nin o gelen, o ceyrana karşı esas-ı takva, esas-ı azimet, esasat-ı sünnet-i seniyyeye gibi ince fakat emniyetli esasları muhafaza etmek bir vazife-i asliyesidir. Şimdi bu da hizmettir diyor. Hizmete vesile olur diyor. Olmaz kardeş. Olmaz diyor. Sen Bediüzzaman'dan daha mı hizmeti fazla düşünüyorsun? Yani bu insanlar, ya olmaz, bu insan nasıl kurtulacak? Sen ondan daha şefkatlisin değil mi? Başkasının günahını alayan adam.
28 defa zehirlenmiş. Sen başkasının adına ne yapıyorsun ki? Kim yapabilir Bediüzzaman hakkında başkası? Başkası hakkında Bediüzzaman gibi kim fedakarlık yapabilir? Olmaz diyor ya. Yapma. Çünkü itfaiyeci itfaiyeye muhtaç olur. Yangını söndürmeye giden adam yangın söndürülmeye muhtaç olur. Çekirdek muhafaza edilmedikçe ağaç korunamaz. Ağacın dalı budağı kopabilir fırtınada, şimşek inebilir, bir adamlar kesebilir. Kökü sağlam oldu mu gene çıkar o. Ama kök gitti mi bitti o. Bak diyor, bak ne diyor. Bak, iyi dinle. Risale-i Nur'un hakiki şakirtleri, neşiat-ı diniyelerinde ve ittiba-ı sünnetteki ibadetlerinde, İçtinab-ı Kebair'deki takvalarında, Kur'an hesabına vazifedar sayılırlar. İnşallah riya olmaz. Meğer ki Risale-i Nur'a başka bir maksat-ı dünyevi içine girmiş ola. Yani başka yeri okuyayım sana size. Mesela bu vazifeyi farzlarda ve vaciplerde şair İslam İhya'da riya olmaz. Abi ama içimden riya geliyor, başkasına göster. O senin için değil o. Benim nefsim, benim ruhum, ben olan ben. Mesela kadın aradı. Ya diyor tesettüre giriyorsun ama bana kimse yok. Bak sen kimse yok, bir sensin. Sen kendini böyle işte şey zannediyorsun. Abi acaba ben tesettürlüyüm yani gurur mu yapıyorum? La farz, farzlarda, vaciplerde, şair-i İslamiye'de riya girmez. Yani namaz kılmayalım o zaman, riya girer. Tesettüre girmeyelim. Ha, evvabin namazı, teheccüd namazı milletin içinde kılma işte. Demek ki bu. Şimdi dershane hizmetlerimizde ilk önce yapılmaması gerekenleri yapmayacağız. Sonra yapmamız gerekenleri yapacağız. Nedir o? Şunları sokmayın diyor dershaneye. Bidatları sokmayın. Gazeteyi sokmayın. Siyaseti sokmayın. Efendim menfi hareketleri sokmayın. Ya sayıyor yani. 31 kaç tane? 33 taneydi. Hatırladınız mı? Okuyalım. Sokmayın. Çünkü niye? Karma olmaz. Yani karma oldu mu? Gelen adam hangisini tefrik edecek? Bunlar... Bunun ikinci derece işleri bunlar. Nasıl ayırt edecek? Ve ondan sonra bilgi zihnimizi yani aklımızı beslediği gibi bizim yaşantılar da hem bizi besler hem karşıyı besler, vicdanını besler. لِمَ تَقُلُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ Yani senin yapmadığın bir şeyi karşıyı nasıl tesir alacak? İlk önce unutmayın bak bir daha söylüyorum başından beri 10 dakika bunu konuşayım daha kendisini okumadım. Defi mefasit her zaman diyor pardon. Kaçırmayalım. Her zaman deyince her mekan demektir. Her zamanda defi mefasit celbi nefa. Abi ben yaşlıyım. Yok. İlk önce haram terk edeceğiz. Dershanede. Gıybeti terk edeceğiz. Haseti terk edeceğiz. Ben merkezli yaşamayı terk edeceğiz. Beytülmal'a dokunmayacağız. Siyasetle meşgul olmayacağız. Olmamamız lazım. Böyle kardeşim. Ben dayanamıyorum. Aka koy kardeşim oraya ceketini. Milleti aldatma. Burada gözüküp de dershanecilik deyip de böyle millet aldatma. Ya dar o olmamalı. Yani o yer olmamalı. Ya doğru yaşayacaksın ve orada olmayacaksın. Peki orada olup da doğru yaşamayanlar ne yapar? Doğru yaşayanlar veya neşedenlerin aleyhinde bulunurlar. Şiddetli. Taassup nereden besleniyormuş? Sen yazdın hatırladın mı? Cehilden. Adem-i muhakemeden. Peki salabet? Metanet? Sebat? Başka? İltizamı? Hak. Bak, taassup kafirlerin özelliğidir. Bir de Müslümanların taassup varsa bedevilerin bedevidir o. Akle ve kalbe bedevidir.
taassup cehaletten ve adimi muhakemeden çıkar diyor, beslenir. Unutmayın, cehaletten ve adimi muhakeme, muhakeme edememekten kaynaklanıyor. Peki neye taassup edeceğiz? Taassup etmeyeceğiz biz. Doğru. Salabetli olacağız. Onun yeri yok değil mi? Kullanma yeri yok. Tabii canım. Salabet neydi? A, B, C, Ç'den gidelim. Metanet. Baştan İltizam-ı hak. İ. Metanet. M. S. Sebat. Sebat edeceğiz. Dönmeyeceğiz. İltizam-ı hak. Hakka sahip çıkacağız. Haktır, yücelteceğiz onu. Yüceltmiyorsun. Hakkı yüceltmeyle yüceltiliyorsun. Balonu tutarak balon seni yükseltiyor. Yok da uçup gidecek zaten. Taassup nedir orada? Gitmişsin mi? Nedir abi? Taassup temeli cehalet ve ademi muhakeme edememekten ortaya çıkacak histir ve dimağın bozulmasıdır. Mesela şöyle diyeyim, iyi anlayın. Dimağın. Dimağdaki mertebeyi söyle. Alttan yukarıya söyleyin. Tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam. Tamam. Peki tahayyülde ne çıkar? Safsata. Tasavvurdan ne çıkar? Tasavvurdan bir behre. Taakuldan bir taraf. Tasdikten iltizam. İzandan imtisam. Mühendis Bey, İltizamdan taassup, itikattan salabet. Demek ki taassup bu rezil, bunu kullanamamaktan geliyor. İltizamı kullanamamaktan çıkıyor. Peki bunun açılımını nedir diye sorarsın. Yani nasıl oluyor? Yani neyi bilmemekten taassup oluyor? 20. lemayı bilmemekten oluyor. 21. lemayı bilmemekten geliyor. Kim nereden olursa olsun istifadelerine taraftar olmaktır. Yok yalnız bana gelsin, benden ders alsın, bana sevap kazandırsın demek kimin? Nefsim ve nesif nesin değil. Nefsim ve enaniyetin birlesidir. Bunlar kardeş realite olarak yazmış ustad. Yani anlayışa hiç bırakmamış. Ben böyle anlıyorum. Hayır, öyle anlayamazsın. Çünkü bu dusturdur. Biz nurcular içerisinde ve Müslümanlar arasında bir tarafız. Tarafımız yoktur. Onların ihtiyaçlarına cevap verme. Ama mesleğim bu benim. Ortopedici diğer doktorlara karşı bir taraftır. Tarafı yoktur. Ortopedici dahiliyeciye, nörolojiciye karşı cephesi yoktur, tarafı yoktur. Tamam. Kafirlere karşı biz bir taraf değiliz. B-i değil, R koy. Bir tarafız. O tarafta değiliz, buradayız. Bir ve bir. B-i Bursa, İstanbul. Bursa, İstanbul, Rize. Müslümanlar mabeyninde nurcular arasında bir tarafız. İnsanlık dünyasında bir tarafız. Bir. Bu taraftayız. Şimdi niçin üzerine dur? Arkadaşlar, dershane hizmetinde kesinlikle ve kesinlikle farz yapılmadan önce haram terk edilmesi lazım. Yani üstadımızın yapmayın dedikleri var. Onu yapmayacağız. Bu ozan değişti değil mi şimdi? Hep böyle yapmalar o okuduk. Veya aklımıza o geliyor. Bir, manevi ve maddi haram yapmayacağız. Sokmayacağız buraya. Alemimizden uzak duracağız. Manevi. Kardeşim, manevi yani mesela maddi işte muhatap olmayacağız günahlarla. İşte elinde telefon varsa, bilgisayarın varsa malum içeriklerine harama muhatap olmayacaksın. Bu maddidir. Manevi ise haset Allah yaratmış nimettir. Gıybet yani nimettir. Yani latifelerin ifrat, tefrit, vasatı var. Duygularımızın tehlikeli olduğuna tabiri caizse mayınlı tarlada yürüdüğünü unutmayacaksın.
Bir yere bastığını patlar uçurur seni. Hasedimizin olduğunu unutmayacağız. Hizmet namı altında hezimete uğramayacağız. Yani takvamızı bozmayacağız. Hizmet kendi anlayışımızda yoktur. O Bolu Dağı'nda var. Bolu Dağı'na çıkarken var. Kendin pişir, kendin ye. Kendi kuralı koy, kendin yap. Hizmettir. Kim diyor onun hizmet olduğunu? Ben. Hangi zamandayız? Ben anlamam zamanda. Bediüzzaman, zamanın bedii. Zamanın sahibi böyle demiş. Bidatüzzaman. Bediüzzaman. Ben anlamam diyeceksin. Zübeyir abinin tabiriyle. Var mı kardeşim sadırdan? Satırdan var mı? Sadır bırak. Ben ustadımdan duymadım, Risale-i Nur'da görmedim. Biz öne diyemeyiz. Çünkü ustadan duymadım. Kitapta görmedik, bitti. Size bir tehlikeyi söylüyorum, dershaneciler olarak söylüyorum size, dershaneciler. Külliyatınıza zıt hatıralar uçuruluyor, uçurtmalar. Külliyata zıt. Hatırayı mı esas alacaksınız, külliyatı mı? Eğer bir hatıra külliyatla paralel gidiyorsa onu esas alabilirsiniz. O da var. Çünkü destekliyor. Külliyatla zıt olan bir şeyi esas alamazsınız. Almayacaksın. Çünkü kim demiş? Silik paralar çok dolaşıyor. Mihenge vurun diyor. Ben dedim diye kabul etmeyin diyor. Arkasına gıybet, üstüne iftira koyarak dua kaleti bana gönderin. Sanki bu külliyatın sanki yeni kurulacak nurculuk hatıraların peşine. Abi bir hatıra anlat. Ne anlatacak abi? Kastamonu abisi. Bırak hatırayı, yarım saat konuşacağım. Aç buradan bir mektup kardeş. O lazım değil mi hatıra? Onlar lazım olsaydı buraya koyardı. Beni hiç alakadar etmiyor. Hiç de pek hatıra dinlediğimi de hatırlamıyorum. Çok zor. Belki bulunmuşum orada. Anlattırıyorlarmış da ben de denk gelmişim. Hatıra anlatacak diye gitmişsem Allah beni kahretsin. Hiç gitmemişim. Bir hatıra anlatsın. Gitmiyorum kardeşim. Ne hatırsın? Bana lazım olanları koymuş. Kastamonu abim var benim. Bu başkalarının aşağılamasında değil. Emir de var. Arkadaşlar niçin çok şiddetli yapışmışım? Çünkü çok şiddetli ceyran, kuvvetli ceyran bizi bundan koparmaya çalışıyor. Okumayın demiyor. Cazip cazip teklifler geliyorlar. Okutturmuyorlar bunu. Göstermiyorlar. Hatıralarla oyalıyorlar milleti. Hatıralar adına kitaplar çıkmış bir sürü. Kardeşim tarihçi hayat oku. Tarihçi hayattan daha kalın çıkmış. Lan ben daha tarihçi okuyamadım. Daha kalın. Ben daha bunu okuyamamışım. Bununla okumuyorum. Abilerin kim olursa olsun kardeş. Benim dayı olsa. Kardeş bunu sayılacağız. Ben okuma demiyor. İlk önce bunlara sar. Oynanan oyunları fark ettiriyorum size. Buradan uzaklaştırılıyorsun çaktırmadan. Gemide oturmuşsunuz, oturmuşuz, sahile bakıyoruz. Aa, liman geri gidiyor. Sen gidiyorsun ileriye. Sen uzaklaşıyorsun limandan. Ne, kardeşim bütün nazarları biz buna çevireceğiz diye ustadımız emir yok mu? Onlara karşı değilim. Aa, mesela bir misal söyleyeyim bak. 10. söz kaç sayfadır? 10. söz. 80 sayfa. Arşın orada işte. Ferşin oradadır. Git aşağıdan dolabımı aç. Ondan sonra 10. sözün şehrine bakın. Hikaye anlatmayacağım size. Bak. Sayfa 48. Bir toplayın bakalım. Mühendis sen topla. 48. İkinci parçası 11. 119 48-119 71 71 sayfayı alan, ben bunu okuyacak zamanım yok. Bak ne yapmış. Peki sen bunların için söylüyorsun? Ben vazifemdir. Dershanede defi mefasidi de def etmek. Yani onları da söylemem gerekiyor. Ustadımız çocuklara dahi anlatmış. Çocukların anlayacağı, herkesin anlama şeyi var. Bak, 70 küsür, 70 kaçtın? 71 demiştim. 71 sayfayı, bak adam ne yapmış. Görüyor musun şu kitabı?
Haşir Risalesi, müellifi Bediüzzaman Said Nursi, şereden El-Hac Molla Muhammed Ali Doğan. Bak şimdi, sayfaya bak, bunu sözleri okuyamaz. Sözlerden kalın değilse ben hiçbir şey bilmiyorum, çıkıp gideceğim ben buradan. Bak getirmiş. 1183, 10. sözü 71 sayfa işaret etmiş. 1183, sözlere bakıyorum. 1183'tü değil mi? Bak sarken. 792. Tamam. Sen bunun hakkın var. Hasan da çıkartsın. Hüseyin de çıkartsın. Kardeş böyle bir şey mi? Yani ve izah diyor ya, yapılacak diyor yani, izin vermiş. Ha, nedir o? Onu Kastamonu 56'da kendisi söylemiş. Şu parçalar, şu parçalar, şu parçalar bir araya getirince çok güzel bir şerbeze olur. Asay-ı Musa budur. Mesela Asay-ı Musa budur. Bak üstüne koymuyorum. Peki bunu okuyabilir mi adam? He? Ha? Onu bunu okuyor. 10. sözü 71 sayfayı okuyamadı. Bak Kastamonu'da kendisi söylemiş nasıl şer olacağını. Bak şöyle demiş 56'da. Müteferrik risalelerdeki parçalar toplansa, risalelerdeki parçalar, benim kafamdakileri toplasa değil, efendim Celaleddin'in Suyuti'den, şeyden, şuradan, buradan toplanmış, tamam mı? Yani kaynak olmuş bu yani, bir ders yaparken konuşmuyor arada. Bak risalelerdeki müteferrik parçalar toplansa veya haşre dair ayrı ayrı burhanlar cem edilse, haşre, tamam bak. Diyor, şu parça haşirden 29. sözün 3. şeyini al, medarını al. Haşire dair ayrı ayrı burhanlar cem edilse ve hakeza mükemmel bir izah bir haşiye ve bir şerhe olabilir. Dedi mi? Zannederim ki hakaiki âli-i imaniye tamamıyla Risale'nin rehat etmiş, başka yerlerde aramaya lüzum yoktur. Mesela izaha ait 147'de bir yer var. İzaha ait. İzah da neymiş? Ben de yapıyorum yanlışı. Yapmayacaksın. Kim derse desin. Ben de yapıyorsun. Kim yaparsa ben de içindeyim. Yapıyorsan ben de hiç yarın kefenlenip haşir meydanında ustadın huzuruna çıktığın zaman bunu yapan ne diyecek? Hayatım demiş. Tarihçe hayattan daha kalın. Nurcular daha ustadın tarihçesini okuyamıyor. Hocanın tarihini okuyacak. Kardeş Risale'nin, ben kimseyle şey değilim ki. Ama Risale-i Nur'dan gemiye bindin, liman geri gitmiyor. Sen uzaklaşıyorsun. Artık bunu diyenler de kalmadı. Diyene de hücum ediliyor. Bak mesela. 147. Burada lise mektebine tesirli bir nur girdi. O da 31. sözün 1. mevkıfı. 30. lemanın ismi ad ve hakem nükteleri. Tabiat leması hatimesine kadar, ayet-i kübranın neresine kadar? Evet, bu dünya memleketine ve misafirhanesine giren her bir misafir diye başlayan 1. makamın başından ilham vahiy mertebeleri hariç kalıp ta 18. mertebe olan kainatın hudus hakikati da hakikati ta imkana kadar yerleri söylüyor. Yeni hurufla bir ihtar-ı manevi ile izin verdik. Daktilo ile el makinesiyle kendilerine yazdılar. Siz de bu 4 parçayı, hangi parçayı? Ama bana hücum edecekler ha bu şeyi de duyunca. Vay bak ustam. Bana Allah etmesin, bana ustat etmiş. Gerisi zaten benim hayatım, benim elimde değildik. Bak şimdi, 4 parçaydı. 1. 32. sözün 1. mevkıfı, 30. lemanın ismi ad ve hakem nükteleri, tabiat leması hatimesine kadar, 4. ayet-i kübranın, evet bu dünya memleketine ve misafirhanesine giren her bir misafir diye başlayan, 1. makamın başından ilham vahiy mertebeleri hariç kalıp
ta 18. mertebe olan kainatın hudus hakikati da imkana kadar yeni urufla bir ihtar-ı manevi ile izin verdik. Daktilo el makinesiyle kendilerine yazdılar. Siz de bu dört parçayı birden cilt yapıp yeni hurufla ehli inkara 12'li top güllesi gibi atabilirsiniz. Bu neyin izahıydı? Şer. Yani izah. Ondan sonra biz bununla, bu konumuz ayrı. Bütün kelimeleri ben külliyatta. Tahşi ne demektir? Külliyattan topladım. Atıfları var. Neşir ne demek? Külliyattan. Talim ne demek? Şerh ne demek? İzah ne demek? Tekmil ne demek? Ne için biliyor musun? Bak biz talimatımızı Risale'den alacağız. Ben kafayı kaldırdım, size bir şey söylüyorsam göstermeliyim. Onu gösterebilmeliyim. Onun için izahlarımızı buradan alacağız. Mesela matematik mi konuşuyoruz? Bunu kapat kardeş. Matematik bu değil. Efendim, Ramazan ayı gözüktü gözükmedi. Takvime bak. İlmi alalım. Mesela bu abdesti bozar mı bozmaz mı? Buraya bakma. Bu ilmi al kitabı değil. Ha, neyi, nereye bakacağını bilmen lazım. Hizmet mi etmek istiyorsun? Ne hizmeti? Doğu hizmet. Abi hizmet değil mi onların üstü? Hizmettir. Ama nur hizmeti değil. Nur hizmeti başka bir şey. Hizmet yapıyor. Abi işte köprü altındaki çocuklar namaza başladı, bilmem ne yaptı. Cımbızlama yapma. Ben hizmettir demedim. Ama nur hizmeti bambaşka bir şeydir. Mücedidliktir. Kabul edersin ve etmez. Ha, biz nasıl hizmet edeceğimizi Bolu Dağı'ndaki kendin pişir, kendin ye istasyondaki gibi değil. Biz buraya bakacağız, yapacağız. Hatıralar uçurtuluyor. Unutturuluyor Risale-i Nurlar. Ölçümüz burada. Abi böyle demiş. Kime demiş? Ustad Hulusi abi demiş. Beni alakadar etmiyor. Niye etmiyor? Ne biçim konuşuyorsun? Bak. Külliyat varken neye benzer? Rüyaya yatıp da din hayatını tespit etmek. Böyle yap, böyle yapma. Bu haramdır, bu caiz değildir. Emirden de anlatmıyor mu? Artık rüyalarla. Din kardeşim belli. Bugün ben sizin dininizi tamamladım. Risale-i Nur. Ha, hatıra bununla paralel giderse kabul ederim. Ama çatışırsa, mesela buna ait bir hatıra söyleyeyim. Ustad efendim Sungur abi demiş ki veya işte seyahatta namaz kastedilir. Bir telefon geldi onunla. He? Bir telefon geldi onunla ilgili. Bununla alakalı telefon mu geldi? Evet. Dershaneye. He. Külliyatta böyle diyor, hatırada böyle diyor. Biz hangisini yapacağız? Bunu nasıl sorarsın bana? Niye? Külliyatta demiş, bitti kardeşim. Aynı hikmettir kastedilir. Ha. Demiş Sungur abiyi biz şey yapmıyoruz. Ustadımız kim? Ustad kime? Buna? Ne zaman? Nerede? Nasıl? Niçin? Bak onun haleti rüyesine göre demiştir. Umumi bir kaydı olsaydı buraya koyardı. Buraya koyan hep şey umuma aittir. Hulusi'ye hitaptır deyince Hulusi'nin şahsında hepimize hitaptır. Kabbi Malik Kur'an'da geçiyor. Ebu Cehil, peygamber kıssaları, Yusuf. Yusuf aleyhisselam'a ait, ben niye başkasının kitabını okuyayım? Değil mi? Ustad bunu uygulamış. Yunus'u, Eyüp aleyhisselam'ı. Ha, oradaki mesajları, kısadan hisseyi alacağız. Ha, onun zatına has bırakırsan o balığı, o kuyuyu, Kur'an'ın mesajını alamazsın. Aynı Kanun Risale-i Nur'da var. Orada Yunus, Musa, burada da Hulusi abi, Sabri abi vesaire. Ama bunun dışında bir de söylüyorum, zamanımız yok. Zamanımız yok. Said Nursi yanında, yanında başka kitap bulundurmuyor dediler. Hatırladınız mı? İlk önce defi mefasitte bahsediyorum. Said Nursi yanında başka kitapları bulundurmuyor. Dolayısıyla onları beğenmiyor. Sen bunu beğenmediğin için söylüyorsun Hasan. Öyle bir şey demedim. Hakkımı da helal etmem. Bak diyor ki, diyorlar sayfa 182. Said yanında başka kitapları bulundurmuyor. Demek onları beğenmiyor. Ve İmam-ı Gazali de radiyallahu anh tam beğenmiyor ki eserlerini yanına getirmiyor. Gazali'yi getirmeyen Molla Muhammed'in kitabını getirir mi usta? Getirir bize söyler mi? Gazali'nin eserini yanında bulundurmuyor. Ustad ne diyor? Bu acip manası sözlerle bir bulantı veriyorlar.
Yani sanki abilere, kardeşlere karşıymış gibi, hayır, buna sadakatini göstereceksin. Bunu nazara vereceksin, bunu öne çıkartacaksın. Daha iyi anlarsın kardeş. Bunu daha iyi anlarsın, koy buraya, ala bunu. Hayır, kim demiş sana? Bunu göreceksin. Bu çok yüksek, çok ama. Bunu anlamazsınız, bunu anlarsınız. Unutturuluyor böyle. Ders yap kardeş bundan. Bulantı veriyorlar, yani beni de itham edecekler. Abilerin aleyhinde bulunuyor. Sungur abi rahmetli sordu. Allah şefaatine mazhar eylesin. Kurbanı gitsin Hasan yani onun davasına. Zatına değil, davasına. Böyle iftira etmişler, yani dil uzatmışlar bana. Şey yapıyoruz, tayinat. Senede bir vakıflara tayinat veriliyor. Hiç unutmuyorum. Vatanda. Sungur abi orada. Abdullah Yeni abi orada. Hüsnü abi orada. Bayram Yüksel abi orada. Aytumur abi orada. Benim olanları söylüyor. Orada da Hasan'ı çağırın dedi. Milletin içinde değil. Hasan'ı çağırın dedi. Zeytinburnu'nda Hasan varmış. Sungur abi. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun hepsine. Allah onlardan razı olsun. Hizmet etmişler. Ama istismar edenler. Ama doğru, bu Risale'nin hukuku gelince benim gözüm hiçbir şey görmez. Beni doğru istersin. Risale'nin hukuku oldu mu ben Allah'a bir can borcum var. Kimsenin hatırı yok. Çünkü hukuk umumidir. Müttekilin vahde olsa musamahası amali salihtir. Müttekilin mal gayrı olsa, umum hukuk olsa musamahası amali talihtir, cinayettir. Çağırdı beni odaya. Otur. Anlat bakalım İskenderun'da abilerin halinde bulunmuşsun. Anladım tabii, uçurmuşlar. Ne oldu? Ama bak şeriat mahkemesini kuruyor. Duydu hemen icraat yapmıyor yani, hücum etmiyor. Soruyor. Kimi hakkında itham ettiniz bu? Gelsin bakalım. Ne dedin dedi. Yayın abi bakıyor. Dedim ki abi dedim ben dedim oraya git derse çağırdılar. Ders yaptık. Ondan sonra o demir çelikte binada. Ondan sonra ben soru sordular. Bu ne demektir? Kitap açtım. Başka soru sordum. Emir daha açtım. Başka ya o nasıldır? Kitap açtım. Allah Allah. Onlar düz okuyordu. İzah bile yapmıyor. Kelime bile lügatın zor veriyorlar. Ben şimdi izah yapınca şaşırdılar. Tuhapsını bildikleri için bilerek beni çağırdılar. Soru soruyu külliyattan açıyorum oradan. Ay bu nasıldır? Burada söylüyor. Bu nasıldır? Buradan söylüyorum. Allah Allah böyle şaşırdı bana şu soruyu sordular. Hangi abinin yanından geliyorsun İstanbul'dan da? Nereden geliyorsun kardeş dedi İstanbul'dan. Hangi abinin yanından geliyorsun? Ben de dedim ki abi bunlara diyorum. Ha nasıl Risale-i Nur okuyorsun? Nasıl bir metot takip ediyorsun ki külliyatı külliyatla izah ediyorsun sormaları gerekirken... Nasıl okuyorsun sormuyor, hangi abinin yanından geldin? Dediler, ben de nazarları Risale'ye çevirmek için dedim ki, Kastamonu layıkasının abinin yanından geliyorum, Emirdağ abinin yanından geliyorum, Lemalar abinin yanında kaldım, Sözler abinin yanında eğitim aldım. Başladılar, güldüler. Ondan sonra Abdullah Yeğin abi o kadar hoşuna gitti ki, şu duayı verdi bana. Sözlerimi en çok okuduğun kitabına yapıştır dedi. Bak aha. Bu da Abdullah Yeni abinin o olaya ait. Bak şu duayı verdi. Afir. Biz de Risale-i Nur'a nazarı çevirmeyle vazifeliyiz. Çok iyi yaptın. Kaç tarihinde olmuş? 1994 silinmiş de. Abdullah Yeni abi vermiş. 94. Şimdi niçin öyle? Abinin aleyhinde mi bulundum? Lemalar abinin yanından geliyorum diye. Bak. Bulantı veriyorlar. İşte bu acip manası sözlere bir bulantı veriyorlar. Bu nevi hileleri yapan perde altında ehli zındıkadır. Bilmeyerek ha. Fakat saf dil hocaları ve bazı sofuları vasıta yapıyorlar. Bizim saflarda var. Böyle leylim leylim. Dershaneye koymuşlar. İfrat'ı dünyayı bilmiyor. Dünyayı idare etmeye kalkmış. Daha yakın ayağının üzerine göremiyor.
Dostunu düşmanı tefrik edemiyor. Tamam mı? Bu lafları tabi duyunca hemen hücum edecek tip yani. Kimin adına ne yapıyorum bilmiyor. Hücum ediyor bak. Buna karşı deriz ki haşa, 100 defa haşa. Risale-i Nur ve şakirtleri. Hüccetül İslam İmam-ı Gazali ve beni Hazreti Ali ile bağlayan yegane ustadımı beğenmemek değil. Belki bütün kuvvetleriyle onların takip ettiği mesleği ehli dalaletin hücumundan kurtarmak ve muhafaza etmektir. Fakat onların zamanında bu dehşetli zındıka hücumu erkan imani sarsmıyordu. O muhakkik ve allame ve müştehit zatların asırlarına göre münazaralı ilmiyede ve diniyede istimal ettikleri silahlar hem geç elde edilir. Ben kısmen baktım. Kadere ay. İşte mecun nedir, maktul nedir, mahluk nedir? Bir sürü lazım olsa ustad der kardeşim. Sen de anlatıyorsun bazen. Yanlış yapıyorum. Ama dersin dışında sohbette anlatabilirsin. Kim olursa olsun. Ben yanlış yapıyorum. Müştehit zatların asırlarına göre münazara-i ilmiyede ve diniyede istimal ettikleri silahlar hem geç elde edilir hem bu zaman düşmanlarına birden galip edemediğinden Risale-i Nur Kur'an-ı Mucizül Beyan'dan hem çabuk hem keskin hem tam düşmanların başını dağıtacak silahları bulduğu için o mübarek ve kutsi zatların tezgahlarına müracaat etmiyor. Şimdi kalkmış mesela. Buna benzer ya. Onu da bu araya getirsen buna kalın olur ha. Onların getirdikleri risan daha iyi anlaşılır diye kitapları koyun buna kalın olur. Ama bak ne diyor üstad? O mübarek ve kutsi zatların tezgahlarına müracaat etmiyor nur talebeleri. Çünkü umum onların mercileri ve menbaları ve ustadları olan Kur'an Risale-i Nur'a tam mükemmel bir ustad olmuş. Ve hem vakit dar. Niçin okumuyorsun bunları ve abilerimizin kitabını? Hem vakit dar, hem bizler az olduğumuz için vakit bulamıyoruz ki o nurani eserlerden de istifade etsek. Nurani eser. Yanlıştır demiyoruz. Ama vakitimiz dar. Zaman az, yapacak işler çok. Ama buna girdiğin, gir mesela nesil grubuna. Gir entit şeyine. Hepsini Risale-i Nur daha iyi anlaşılır diye koyun Allah aşkına o kitapları. Kaç kat bina yüksekliğinde olur? Senin ömrün yeter mi? Yeter mi? Doğru söyleyeyim. Nesile bakın. Ve ona ait Turdav'dır, Timaş'tır, Risale'yi daha iyi anlarsınız diye. Yeni Asya. Onları koyun bakın. Risale'yi daha iyi anlaşılacak kitapları koyun bakalım. Risale'nin adına çıkan. Peki böyle bir şey yapın. Yazılmayacak mı abi? Yazılmaması lazım. Öyle diyor. Bizim ancak vazifemiz. Peki istifadesini mesela demiş, ders yapıyorsunuz ya. Yazıya dökse mesela. Yazıya döktün mü bir eser meydana geliyor. Bu dikkati çekmek değil. Bak arada konuşuyorsun. Bu dairede. Atıf yaparken bile bir cümle okudun. Onu izah etme adına külliyattan bir sayfa getiremezsin. Mesela bir cümle okudun. Atıfı bir sayfa. Boldu onu. Ama şöyle uğraşsan. Kaynak yapıyorsun. Eser çıkartıyorsun ortaya. Adam kitap yapıyor, satıyor mesela, cennete veriyor. Ama sen mesela kendi notları yapıyorsun, kendi kendine istifa ediyorsun. Yani o notlar aslında ne biliyor musun? Hatırlama. Bitireyim de konuşalım gene onu. Risale-i Nur tam mükemmel bir ustad olmuştur. Ve hem vakit dar, hem bizden az olduğumuz için vakit bulamıyoruz ki o nurani eserlerden istifade etsek. Hem Risale-i Nur şakirtlerinin 100 mislisinden ziyade zatlar, o kitaplarla meşguldürler. Biz nur talebelerinden bahsediyoruz. Bırakın o Cumhuriyet, Hürriyet gazetesini okuyanlar okusun. Ve o vazifeyi yapıyorlar. Biz de o vazifeyi onlara bırakmışız. Yoksa haşa ve kella o kutsi ustadlarımızın mübarek eserlerini aynı kanun uygula. Eğer aynı mesele ustada soruldu, bize de sorumlayacaktıysa bu mektubu yırtıp atalım. Aynı kanun uygula kardeşim. O mübarek zatlar, ağabeylerimiz. Ağabeylerimizin eserlerinin ruhu canımızla kadar severiz. Fakat her birimizin birer kafası, birer eli, birer dili var. Karşımızda da binler mütecaviz var. Vaktimiz dar. En son silah,
mitralyoz gibi Risale-i Nur burhanlarını gördüğümüzden mecburiyetle ona sarılıp iktifa ediyoruz. Buna ait o kadar yer var ki, o kadar yer var ki burada dolu. Risale-i Nur size yeter diyor. Bana yetti diyor. Diyor mu demiyor? 20 derece size kafidir diyor. Bak bana yetti diyor. Risale-i Nur size 20 derece daha kafidir. Öyle diyor. 75 miydi? Yani defter yazıyorsunuz ya abi. Defter kendime not alıyorum. Yani o tarzda yani o da dese ki mesela ücretsiz dağıtıyor mesela böyle istifade amaçlı dağıtıyorlar yani. O zaman meyve risalesini dağıt. Tamam. Meyve risalesini dağıt. Ayet-i Kübra dağıt. Birisi demişti, Hasan abi dedi, yazıyor dedi, işte neşrediyor dedi. Nereye neşrediyor? Kendime ait defter. Bak, bu hatırıma geleni yazacağım. Ondan sonra Hasan abi neşrediyorsa, Hasan abi de yanlış yapıyor. Bak, Risale-i Nur hakaik İslam'a dair ihtiyaçlara kafi geliyor. Başka eserlere ihtiyaç bırakmıyor. Kati ve çok tecrübelerle anlaşılmış ki, iman kurtarmak ve kuvvetlendirmek, tahkiki yapmanın en kısa ve en kolay yolu Risale-i Nur'dadır. Peki kitap yazan ne yapıyor biliyor musun? Video standlarda kendi kitabını satıyor. Ona ne diyor peki? Bak şimdi ne diyor? Standlarda kendi imzasını yapıyor. Buyurun buyurun tabii ki. Şimdi ben kitap yazacağım da Risale-i Nur zaten neşeden çok kardeşim. Ben hem de Risale-i Nur'a ait o notlarım var ya. Defterlerim işte, kitaplarım. Risale-i Nur'u çok güzel izah ediyor. Ya demez miyim? Demek zorunda kalacağım. Çünkü niye? Kardeşim fıtri bir cibili bir yapıdır. Ne inkar ediyorsun? İnsan kendi eserine fıtri taraftardır. Revacını ister. İster mi istemez? Risale-i Nur benle anlaşılsın. Bak ama usta diyor ki, bak. Okuyalım bakalım. Ustad bak o kitaplara ne diyor? Bir şey daha kaldı, en tehlikelisi odur. Odur ki içinizde ve ahbabınızda bu fakir kardeşinize karşı bir kıskançlık damarı bulunmak. Bu kelebeklere mi yazılmış? Bir uygulasan acaba bende bu var mı? Bak bakalım böyle bir insan gelmiş mi? Bu yazıldığına göre gelecek değil mi? Olmayacak bir şey, gözükmeyen bir şey bize ihtar etmez. Böyle bir insan cüzi küçük kitap yazanlar bunlara masa, buna masadaktır. Bu boş o ki yazıldı. Bu çıkacak. Görmüş ki ustad. Mülk ve melekutu evvel ahiri alemi gayba alemi manaya nüfus etmiş ustad. Boşuna mı demiş bunu? İçinizde zaman yok ve ahbabınızda bu fakir kardeşinize karşı bir kıskançlık damarı bulunmak en tehlikelidir. Tövbe estağfurullah ustadım ya. Sana kıskançlık olur mu? Maalesef. Diyor bak. Sizlerde mühim bir ilim de var. Kalemleri çok güçlü. Bir. Yaz Allah aşkına oraya ya. Bu akşam rüya gördüm zaten. Onun için yapıyorum bu dersi. Bu akşam sofrada dedi mi demedi mi size? Hatırladın mı Mehmet? Bu akşam rüya gördüm dedi. Bir tanesi bana dedi ki şu 426'yı haritaya. Böyle ders yapma demedi ama. Yapamadım bak. Yetiştiremedim. Böyle. Bir. Ehli ilim. Yaz. Sırala dedi. 7 tane sıfat mı ne gördüm? Bugün kahvaltıda dedim değil mi? Ehli ilim de var. Bir. Yaz. Ehli ilim. Ehli ilmin bir kısmında bir enaniyet ilmi bulunur. Ehli ilimde cüz-i külli bulunur kardeş. Hiç inkar etme. Bende de var. Ehli ilimse var. Kendi mütevazi de olsa yaz 2. Ehli ilim biraz enaniyeti olur. 2. Mütevazi olacak. Mütevazi de olsa estağfurullah üstad ya. Onlar yıldızlar. Takkemi anlattı. Kendi mütevazi de olsa o cihetle enaniyetlidir. Enaniyet, ustada karşı mübareze değil. Fiilen gösterecek. Külliyatı şöyle yapacak. Buyurun. Külliyat mı istiyorsun? Daha iyi anlarsın. Bunu al. Ustad dedi mi demedi mi?
Böyle bir şey var mı Risale-i Nur'da? Bu var mı, tam tersi mi var? Hayır diyor. Size Risale-i Nur kafidir. Çocuklara da dahi diyor. Nerede geçiyor? Kader Risalesi'nde geçmiyor mu? Abi gafiller, çocuklara dahi, avama dahi, Sa'd-ı Teftezani ehline, ehli ilme ve ehline anlattığı 30-40 sayfalık diyor o kader meselesini. Mektubatta geçiyor. Mektubatta. Nerede? Bulalım bakalım o zaman cezalı. Nereden söylüyordum deme. Kendi mütevazı da olsa 2 ya 3 ehlim olacak. Fizikli o ilim sahibinde bu pompalanır. Şeytan şey yapar. Hafif enaniyeti olur. Ondan sonra mütevazı olur, kıskanma olur. O cihetten enaniyetlidir. Çünkü enaniyetini bırakmaz. Kalbi, aklı ne kadar yapışsa da yaz. Kalbi, aklı Risale-i Nur'a yapışacak. Yapışsa da nefsi o ilmi enaniyeti cihetinde imtiyaz ister, kendini satmak ister. Hatta yazılan risalelere karşı muaraza ister. Kalbi risaleleri sevdiği bu adam çıkacak önümüzde ustattan sonra, 1960'tan sonra çıkacak bir adam. Kalbi aklı Risale-i Nur'u sevecek. Kaç etti? 5. Risaleleri sevdi. Aklı istihsan etti. Sözler var ya külliyat. Aklı Risale-i Nur'u istihsan edecek. Yıldızlara çıkartacak. Çıkacakmış böyle. Aklı istihsan etti. Yüksek bulduğu halde nefsi ise enaniyet ilmiyeden gelen kıskançlık cihetiyle, demek ki bu sıfatlar öyle yap dedi bana rüyada. Ha? Kıskançlık. Bunların cemi kıskançlıkmış. Kıskançlığın zeminiymiş. Ehli ilim. Hafif enaniyet olur. Mütevazi olacak. Aklı kalbi risanı sevecek. Mütevazi olacak. Bunların cemi dikkat. Kıskançlığı tetikleyecek. Aklı istihsan ettiği yüksek bulduğu halde nefsi ise enaniyet ilmiyeden gelen kıskançlık cihetiyle zımnı bir adavet besler. Risale-i Nur'a böyle düşman değil. Şöyle. Anlamasın kardeşim buna. Tamam. Diyecek. Besler gibi sözlerin kıymetlerini, Hazreti Ali külliyata sözler diyor. Külliyatın kıymetlerinin tenzilini arzu eder ki niye? Ta kendi mahsulat-ı fikriyesi onlara yetişsin, onlar gibi satılsın. Kendi mahsulat-ı ilmiyesi, kendi bulduğu çözümleri, izahları satılsın. Kardeş, fıtridir bu ya. İlk önce insan cibili olarak nefsini sever, öyle değil mi? 28 ilemada öyle demiyor mu? İnne nefselle emmaretimizi. İnsan cibili olarak ve sözlerde, hatvede nefsini sever. Nefsinin imal ettiği eserleri birinci derecede yayılmasını ister. Ben biliyorum. Külliyattan önce ben nur dersini hiç yapın kardeş falan. Gerekçe de şöyle. Ya direkt anlamaz ya. İlk önce bir de siteye girsin. Orada zaten Risale-i Nur'u anlattığımı görecek. O cazip ders gelirse ondan sonra önündeki kitaplar neydi diye merak edecek. Bana tekkemi anlatasa. Peki benim üslubum, ifadem, giyinişim perde oluyorsa ne olacak? O tarafını hiç düşündün mü? Ha. Yapmayacak mıyız hiçbir şey? Kardeşim talimatı dairesine hareket edeceğiz. Ne demiş? Risale-i Nur'un talimatı dairesine kanaat ediniz. Diyor mu demiyor mu? Tamam. Ha. Sözlerin kıymetini tenzili arzu eder ki ta kendi mahsulat-ı fikrisi onlara yetişsin, onlar gibi satılsın. Halbuki bir mecburiye bunu haber veriyorum ki bu durusu Kur'an'ın dairesi içinde olanlar. Daha devam ediyor. 5 tane madde saydık. Bu durusu Kur'aniye, bu Kur'an derslerinin dairesinde olanlar, allame ve müştehitler de olsalar, o çıkacak zat allame gibi olacak, müştehit gibi olacak. Tamam mı? Allame ve müştehitler de olsalar, vazifeleri ulum-u imani cihetinde yalnız yazılan şu sözlerin şerleri ve izahlarıdır veya tanzimleridir. Bunu Kastamonu 56'da söylüyor. İnşallah şerif ait bir ders yaparız. Tanzime ait bir ders yaparız. İza ait bir ders yaparız. Atıflarla. Külliyat ne diyor? Benim izahım değil. Külliyat izah ne diyor? Ayrı ayrı parçalar. Çünkü çok emarelerle anlamışız ki bu ulumu imaniyedeki fetva vazifesiyle tavzif edilmişiz. Şimdi bam teli kopuyor. Dananın kuyruğunu koparıyor bak diyor ki eğer biri
dairemizin içinde demek ki nurcu olacak. Nefsin enaniyet ilmeğinden aldığı bir his ile şer ve izah haricinde bir şey yazsa. Yani şer ve izahı gösterdim. Şu parça şuraya kadar. Bak. Mektebe şu parçayı şuraya kadar, şu parçayı şuraya kadar, şu parçayı şuraya kadar. Ustad yapmış fiilen. Asay-ı Musa ustadın toplamasıdır. Hizmet rehberi ustadın toplamasıdır. Yani herhangi bir mevzu soru karşısına külliyattaki cevapları toplasalar budur. Yani atıf değil mi? Atıf ya. Atıf. Şer ve izah haricinde bir şey yazsa ne olur? Soğuk bir muaraza. Bu atıf mıdır bu? Bu atıf mıdır? İmam-ı Gazali'den aldı, Celaleddin Suyuti'den aldı. Kendi izahını da yapıyor. Bir sürü şey de yapmış. Şer ve izah haricinde bir şey yazsa soğuk bir muaraza veya nakıs bir taklitçilik hükmüne geçer. Çünkü çok delillerle ve emarelerle tahakkuk etmiş ki Risale-i Nur etsaları Kur'an'ın tereşuatıdır. Bizler taksimul amal kaidesiyle her birimiz bir vazife deruhte edip bu hayat tereşuatını muhtaç olanlara yetiştiriyoruz. Ben bunu niye dedim? O cümleyi de okuyayım. Suizan edecekler, iftira edenlere, bu konuda edenlere hakkımı helal etmeyeceğim. Onu da söyleyeyim. Niçin söylediğimi söyleyeceğim. Sözde, mektubat 477, hakikat çekirdekleri 94. Fert, bunu konuşan, külliyat adına konuşan, mütekelim vahdi olsa, kendi hukuku adına konuşsa, kendisini bir şey anlatsa yani, Musa maası fedakarlı ama salihtir. Bana küfür etseler, hakaret etseler, ne biçim adamsın lan, ne biçim konuşur. Yani şahsına. Ama benim şahsımda Risale-i Nur'un emirlerini söylüyorsa, Risale-i Nur'un dusturlarını söylüyorsa, benim şahsımda onları ben dile getiriyorsam külliyattan, sen de bunun hayır öyle değil, külliyattan getiremeyip de bana hücum edersen, mütekelim mal gayrı olursa, yani konuşulan mevzu kişi noktası değil, ölçü değil, kişiler üstü umumu hukuksa, mevzu buysa, buna mütekelim mal gayrı. Yani mütekelim vahde, konuşan kendisinin hukukuysa, konuşan konuştuğu konu, mevzu kendisi değilse, konuştuğu mevzu umumu hukuksa, orada musamahası hiyanettir, amali talittir. Yani bana hakaret ettin, aldın bunu. Aldın elimden bunu. Ustad diyor ki mütekelim vahde olursa musamahası affetmek, amali salittir. Ya tamam senin olsun canım, hakkımı helal ettin. Mesela şöyle diyeyim. Bana deseler ki işte uslubun tuhaf, cin ve acayip adamsın. Bu şahs hukukumdur. O helal olsun. Küfür etme. Nasıl tenkit edersen et. Şahsım ama. Ama mütekelim eğer konuşan mütekelim mal gayrsa. Yani konuştuğu mevzu Risale-i Nur'sa. Benim şahsımdan külliyata sen hücum ediyorsan. Ben de seni affedersem mütekelim mal gayrdır bu. Musamahası. Affetmem. Olsun olsun tenkit etsin. Cinayettir, hıyanettir. Buna ait yerleri umumi hukukla şahsı hukuk demektir bu. Buna ait yerlerin sayfasını veriyorum. Sözler 725, Kastamonu 25, Münazarat 14-15, Emirdağ 1-204, Emirdağ 2-44. Mesela o çok önemli 44. Said de diyor bir nur talebesidir. Veya Emirdağ 225. Ne özü billah diyor. Said de Risale'nin aleyhine bulunsa siz sadakatınızı bozmayacaksınız. Sakal meselesi 44. sayfada Said de bir nur talebesi. Onun kusuru diyor Risale'nin mal olmaz diyor. Divan-ı Harbi Örfi 26. Lemalar 144. Lemalar 273. Hutbe-i Şami 58. Kastamonu 247. Sunuat 24. Sözler 724 3. madde. Yani şahsi hukukla umumi hukuk. Yani bu adamın konuştuğu mevzu nedir? Risale-i Nur mu söylüyor? Risale-i Nur söylediklerini mi söylüyor? O zaman ben buna hücum edersem bunun şahsında güya Risale-i Nur'un manasına hücum ediyor. Atıflı ders yapmak şu.
Sır katibi, ustadın sır katibi kimdir? Zübeyir abi. Zübeyir abi. Zübeyir abi hiçbir abi yetişemez. Sır katibi bunu herkes malumdur. Şu alırdı. Feyza abi de sır katibi. Özel yetiştirdiği yazısı değil. Değil. Zübeyir abi. Bunu Sungur abiden bizzat ben de duydum. Sağ olan Abdullah Yen abi ne soralım. O da öyle diyor. Zübeyir abi, bak iki tane kaset var. 1985'te Rüştü abiden o kaseti ele geçirdi. Bir, Uvvet'e ait ders yapıyor. İki, Vesvese'ye ait. Şu anda piyasada gördüğünüz internetlerde Zübeyir abinin sesinden Vesvese ve Uvvet Risalesi Allah'a hamdolsun bu fakire nasip etmiş Allah. Rüştü abi eskide diyor böyle kola takılan bir teypler varmış. Zübeyir abi diyor istemezdi diyor ama biz gençtik diyor. Onu ders yaparken aşağıda koydum. Üzerine örtüm diye kapattım çektim diyor. Onu Rüştü abiden o kaseti ben aldım. O kaseti aldım. 1985'te o zaman bilgisayarlar yok. İnternetlere ve bilgisayarlara külliyat yoktu. Burada yazıldı külliyat. Bilgisayara. Ve ondan sonra biz Hizmet Vakfı'na ve Ankara'daki Sait Özdemir abiye bilgisayara yazılan Risale-i Nur ondan sonra internetlere çoğaldı. Hani internet ortamındaki Risale-i Nur burada yazıldı. 2 sene 4 vakıf nöbet tutarak yazdılar. Burada yazıldı. O kaseti ben beceremezdim. Bilgisayardan anlayan kaçtı bilmiyorum tarih. Tarihini unuttum. O kasetleri basıyordum, çoğaltıyordum. Rüştü abinin dersleri de var. Mesela kaç bin tane kaset yaydık o. 90'dan beri burada kaset çektik. Ta 96'ya kadar. 6 sene kasetleri. Ha tövbe, kaseti şeyden alıyordum. 1985 Fındıkzade'den beri kaset çekerdim. 96'da bitti. 10 sene, 11 sene. Çoğaltıp yayılıyordum. O kaseti de çoğalttım. Ondan sonra o kaseti birinin eline geçti. Hani geçti, geçsin diye yaptık. Allah ondan razı olsun kim yaptıysa ben beceremezdim. Gitti o sesi, kasetteki sesi bilgisayar ortamına attı. Yani teybe koyunca bu bilir belki mi? Evet, MP3'e çevirdi. Ondan sonra bir internetlere yayıldı. Bir dinleyin bakalım nasıl ders yapıyor. Ders nasıl yapıyor? Bak ders okuyor. İki şey yapıyor. Bir, orada anlaşılmayacak bir mevzuyu gidiyor, sayfayı açıyor. Orayı okuyor veya o sayfa uzunsa hakim olduğu için o manayı burayı açacak ve burayı rencide etmeyecek. Ta ki burada okunan yerden uzaklaşmamak adına bil mana naklediyor. Buna ne denilir? Bil mana. Ona ne deniliyor? Niçin? Nereden caiz? Hadisi bil mana caiz olduğu gibi. Mesela ustad da kullanmış. Hadisi bil mana caiz. Yani bil mana bu yuvarlakta bir hadis-i şerif vardı. Caiz. Ama bu hadis-i şeriftir desen ayrı bil mana. Hani mana itibariyle böyle bir hadis vardı. Ha, o paragrafı, o sayfa ben burada şer ve izah delil getirirken uzun olur okursam. Şimdi bunları bilmeniz için anlatıyorum. Dershane hizmetlerine dersimiz oydu. Bil mana verebilirsin hakimsen mevzuya. Veya o paragraf okuyacağın atıf ya. Bak bu dağıtadır ha yaparsanız. Koca bir sayfayı buradaki bir cümleyi izah adına getiriyorsun. Olmaz. Bu onu boğdu. Olmaz. Boğmayacak, açacak, muvafık olacak, mutabık olacak. Bunun seyrini bozmayacak. Mesela onu yapmış. Hizmet rehberini Zübeyir abi yapmış. Onun ustadla alakası yok. Külliyattan toplamış. Asay Musa'yı ustad yapmış. Asay Musa külliyat değildir. Külliyattan toplama adır. Parçaları toplamış. Mevzu toplamalarından hangi şeye giriyor? Hangi sınıfa giriyor? Bazıları mevzu toplamalar. İşte mevzu aşağıdaki şeyde de var. Mesela diyelim sadakat ait mevzuları bir araya getirirsin. Takvaya ait getirirsin. Tevhide ait. Mesela ben şimdi cismaniyeti topladım. Ona çalışıyorum. Cismaniyet geçen paragrafları topladım. Çalışıyorum. Öyle çalışıyorum zaten. Kitap alını getirmiş. Yok. İşte kitap getirse. Yani şunu getirebilirsin mesela. Şu. Bu ayrı bir şey değil yani. Bütün külliyattaki mesela ne çıktı? Bak çıkan.
Siyasetten uzak durmak dusturmuş. Nerelerden almış? Kastamonu 137. Bak Emirdağ 246. Hiçbir beşeriyet yok yani. Direkt sayfayı söylüyorum bak. Ondan sonra Kastamonu 189. Girilmemesi hakkında. Tarihçi Hayat 147. Bak sayfayı bak. Hiçbir şey var mı? Şu anlar. Ha, şimdi bu. Şerh ve izaha mı giriyor? Evet. Şerh ve izaha giriyor. Ama niye böyle yaptı? Yani fotokopiler artık pahalı. Makineye koydan ben yetiştiremiyorum, tamam mı? Biliyorsun o, sen biliyorsun. Makineye yetiştiremiyorum, bir toner mi? Kaç para? 100 lira mı verdik? 100 lira verdik iki tanesini. E dayanamıyorum ben. O zaman ne yaptık? Saman kağıdına gitti, tamam mı? Matbaacıya. Bunu bastırırsan, şunu, bunu fotokopi yapsan, bu belki kitabın 10 katını vereceksin. Saman kağıdına bastırdık. Fotokopiyene bastırdık. Zımbaladı, bir de cilt koydu, bir de biz uydurduk bir işte, Rüştü abi. Esas hattı Nuriye demiş. Evet, yani Nur'un içerisinde. Ne varmış içerisinde? İhlas dosturu esası, sadakat ve fedakarlık dosturu ve esası. Yani mevzular, mesela sakal. Mesela Bediüzzaman cevap veriyor. Abiler toplamış onu. Usta şey değil ki, sakal hakkında itiraz yapmışlar, sakal hakkında külliyatta geçen şeyi vermiş. Ve cevapları verilmiş vesaire. Yani... Niçin bu mevzuya girdik? Dershane hizmeti inşallah yarın okuruz. Dershane hizmeti olabilmesi için ilk önce yanlışlarımızı bilmemiz lazım. Defi mefasit, celbi nefa, rüçhanet kesbetmiş. Buraya mesela kitaplığa, Nesil'in yayınları, Yeni Asya yayınları koy bakalım. Hangisini okuyacağım? Zaten başım döndü. Zaten ben bunu ömrüm az, onu söyledim. Yani bu dershanelere bu girmez. Bu kitaplar girmemeli. Siyaset girmemeli. Gazete girmemeli. Tamam mı? Menfi girmemeli. Gıybet girmemeli. Tahir abi kapısına ne yazmış dershaneye? Dershane kendi odasına değil. Dershane girişine ne yazmış biliyor musunuz ayakkabıla? Burada gıybet yapılmaz. Burada gıybet yapılmaz yazmış. Mevlana kapısına ne yazmış? Edep yahu. Ben de yazacağım. Haddini bil, hududunda kal. Yani haddini bil. Yani şeyi. Yani şeydi. Burada hiç kimseye, bak tekrar söylüyorum çünkü hukuktur. Yarın ahirette yüzleşeceğiz. Risale-i Nur'un talimatı dairesinde bize yap ve yapma, yapmalarını anlatmak için anlattım. Kimseye karşı benim bir şey olmaz, olmaz. Değildir. Ama genç arkadaşlara, meraklı olanlara, samimi olanlara ikaz ediyor. Risale'nin adına ikaz ediyorum. Dershanecilik adına ikaz ediyorum. Dershanecilerin vazifesidir tehlikeyi göstermek. Kütüphanelerinizi bu tür şeylerle, eviniz, odanızı kitap mezarlığına dönüştürmeyin. İlmihalini koy, Kur'an'ı koy, Hizbul Kur'an'ını koy, külliyatını koy. Merak edip de şey yapacaksan, git onları umumi yere koyma da bari odana koy görmesinler. Merak var. Merakın. Git hususi alemine tut. Umumi böyle olmalıdır tarzında umumi hanede dershanenin derşeğine koyma. Yasaktır bu. Koyamazsın buraya. Ha özel kitapların olabilir. Neye benzer? Resim asamazsınız. Haramdır. Ama ustadın Resulullah'ın resmini bile asamazsın. Ayağı çiğneyin dedi. Ha, ne yapacağız abi? Ablumun içine koy. Ablum mu diyor? Albüm. Ha. Onun içine koy. Buraya koy. Buraya koy. Kapat. Tamam. Onu caiz. Ama asamaz. Adam bir de çırıp çıplak düğün resimlerini koymuş. Emin ha. Allah muhafaza etsin, istikametten ayırmasın. İhtine sırata müstakim, sırata lezine namta aleyhim. Hayril mağdubi aleyhim vela dallin. Amin. Elhamdülillah Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. El Fatiha.